Türkiye'nin doğumuzu son dönemde özellikle uzun yıllar sonra en düşük seviyesine geldi. 1.51 gibi bir ortalama söz konusu. Bu tarihin belki de en düşük seviyelerinden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet, bakanlıklar bu konuyla ilgili ne gibi çalışmalar yapılabilir diye harekete geçtiler. Çünkü Erdoğan bu hususu felaket diye niteliyor. Doğurganlık hızı için bu cümle kuruldu ve bakanlıklar harekete geçti. Teşvikler yolda. Masadaki en önemli başlık çalışan kadınların doğum izninin uzatılması. Bu belki de doğum hızının artması için önemli bir başlık parametre olacak. Peki anne adaylarına başka ne gibi haklar gelecek? Ya da böyle bir uygulama hayata geçtikten sonra o kadınlar yeniden istihdam edilebilecekler mi? Hayata dönebilecekler mi? İşveren uzun bir doğum izni süresine sahip kadını doğum yaptıktan sonra ya da evli olduğunda doğum yapma ihtimali verken çalıştıracak mı, istihdam edecek mi? Bu hususlar da önemli. Hepsini konuşmak, tartışmak lazım. Detaylarına bir bakalım neler varmış. Doğum izni süresi artacak. Yarı zamanlı çalışmada şartlar değişecek. İsteyen evden çalışmaya devam edecek. Süt izni süresi de gözden geçirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e düştü. İşte bu sonuç Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Erdoğan felaket olarak değerlendirdi ve anne adayları için koşullara iyileştirmek adına çalışmalar başladı. Şu anda anne adaylarına doğum öncesinde 8, doğum sonrasında da 8 haftalık izin veriliyor. Tabi süre kısa birçok anne adayı için bu durum sorun teşkil ediyor ve doğurganlık oranı da bu duruma bağlı olarak azaldı. Hükümet ise bu konuda düğmeye bastı ve şu anda masada yeni hazırlıklar var. İşte o masada konuşulanlar. 12 hafta doğum öncesi, 12 hafta da doğum sonrası. Yani 4 aylık toplamda doğum izni süresi 6 aya çıkarılmış oluyor. Yarı zamanlı çalışma sistemi de değişiyor. Yarı zamanlı çalışma neydi onu da kısaca aktaralım. Yarı zamanlı çalışma doğum yapmış yine kadın sigortalılar için doğumdan önce 600 günlük sigortası varsa eğer bu haktan faydalanabiliyor. Birinci doğumda 60 gün yarı zamanlı çalışabiliyor. İkinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda ise 180 güne kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Yarı zamanlı çalışıyor ama tam ücret alıyor. Burada herhangi bir kesinti olmuyor. Yarı zamanlı ücretini işveren ödüyor. Geri kalan yarısını ise işsizlik fonu aracılığıyla iş kuru üzerinden ödemesini alıyor. Burada doğum yapan bayan personelin doğumdan sonra doğum izni bitti dikten sonra 30 gün içerisinde işverenine yazılı talepte bulunması gerekiyor. Üçüncü düzenlemeye göre de anne adayları için evden çalışma modeli geliyor. Öncelikle bu kamu sektörü için kamuda çalışan memur, kadın e, memurlarımız için geçerli. Eğer düzenleme geçerse doğum süreleri kıdem süresinden düşecek, süt izni de revize edilecek.